Maltepe Üniversitesi YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Hemşirelik Yüksek Okulumuzu konuşacağız. Doktor öğretim üyesi Demet Avcı Alpar Hemşirelik Yüksek Okulumuzdan bizlerle birlikte. Değerli hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam, gerçekten tercih tanıtım dönemimiz başladı. Yavaş yavaş adaylarımız artık tercihlerini yapıyorlar ve hemşirelik her zaman olduğu gibi en çok ilgi gören programlardan bir tanesi. Evet. Bizim Maltepe Üniversitesi'nde eğitim felsefemiz nedir hemşirelik yüksek okulu olarak? Öncelikle gelen adaylara, gelecek olan adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Okulumuzda eğitim felsefesinden bahsetmek gerekirse, öncelikle hemşirelik teknik bir bilgi değil sadece. O yüzden öğrencilerin eğitim felsefesinde humanistik ve bütüncül bir yaklaşımla hasta bakımı verebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerden mümkün olduğu kadar yararlanıp, kendimizi de güncelleyerek eğitim programımızda yeni düzenlemeler her sene yaparak öğrencilerimize her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Okulda hedeflediğimiz şey ekip çalışmasını öğrenebilen, hemşirelik değer ve etik kodlarına saygılı öğrenciler yetiştirebilmek. Yine öğrencilerin bütün insan ilişkilerini, iletişim becerilerini geliştirmek, yöneticilik ve liderlik özelliklerini ön plana çıkarabilecek uygulamalarla öğrencilerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz. Kimler tercih etmeli peki hocam hemşire? Şimdi şöyle bir algı vardı bu zamana kadar. Genelde hemşire dediğimiz zaman bir kadın olgusu vardı. Genelde kadın artık öyle değil. Değil mi? Evet, artık erkek öyle öğrencilerimiz kimler de var. Kimler tercih ediyor hocam hemşireyi genel olarak? Aslında Sağlık Meslek Lisesi'nden çıkan öğrenciler genellikle ağırlıklı olarak bizi tercih etmekteler. Ancak ilk senelerde başarılı olsalar da ilerleyen dönemlerde özellikle biyoistatistik ve İngilizce tıp biliyorsunuz her gün değişen bir dal olduğu için yenilikleri takip edebilmek için İngilizce bilgisi çok önemli. Bizi tercih eden öğrencilerin özellikle yabancı dil yeterlilikleri olmasını biz çok istiyoruz. Yeterli olamayacağını düşünen öğrencileri de okulda her türlü imkanlarla mesleki İngilizce gibi dersler aldırarak yeterli donanımı sağlatmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi biz aslında dil bilen öğrenciyi seviyoruz. Ama Demet hocam, şimdi hemşirelik mesleğinden söz ettiğimizde hastaya dokunmak birincil şartlardan bir tanesi. Doğru. Bunu üniversite eğitimi esnasında eğitim alırken yapmak da artı bir değer. Staj olanaklarımız neler? Maltepe Üniversitesi Hastanemiz var bizim kendi tıp fakültesi hastanemiz. Burada ne gibi olanaklar sunuyoruz, staj olanakları? Bunlardan da bahsedebilir miyiz? Özellikle tercih yapacak arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bir hemşirelik yüksek okulu olarak kendi üniversitemizin hastanesi olması çok büyük avantaj. Çünkü öğrencilerimizle tabii bizim İl Sağlık Müdürlüğü ile bir sürü anlaşmamız var ve bu protokoller gereği Anadolu ve Avrupa yakasındaki bütün hastaneleri öğrencilerimizi çıkarabiliyoruz. Bazen çalışan öğrencilerimizin kendi çalıştığı kurumlarda stajlarını sayabiliyoruz. Dersin içeriğine göre tabii bunları değerlendiriyoruz. Ancak kendi hastanemizin varlığı tabii ki bizim için çok kıymetli. Çünkü öğrencilere yine konferanslar, seminerler, oradaki yeniliklerle tanıştırmak, buluşturmak çok büyük bir imkan. Bunun haricinde okulumuzda simülasyon laboratuvarı var. Birçok fakültenin, yüksek okulun simülasyon laboratuvarı yoktur. Öğrencilerimize tercih yaparken mutlaka teknik donanımlarının, laboratuvarlarının incelemesini tavsiye ediyorum aileleri ve kendileri tarafından. Yani uygulamalı dersleri de aynı zamanda barındırıyoruz bünyemizde. Tabii. Uygulamalı derslerimiz meslek derslerimiz ve bu dersler birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren çok yoğun olarak öğrencilerimize laboratuvar ortamında hazırlık yapma şansıyla başlatıp daha sonradan hastaneye geçerek sağlanmakta. Öğrencilerin tabii bu hastayla baş başa canlı hasta üzerinde yapamayacakları bütün uygulamaları da biz bu simülasyon mankenlerimizin üzerinde yaptırma şansını ediyoruz. Peki hocam. Şimdi bizim WhatsApp hattımız var. 533-954-3929 numaralı bir WhatsApp hattımız var. Sevgili Aylin oraya bir soru yöneltmiş. Bunu size sormak istiyorum. Tabii. Aslına bakarsanız önemli de bir soru. Kılavuzda diyor sizin hemşirelik bölümünüz yüksek okul olarak geçiyor. Evet. Fakülte ile yüksek okul arasındaki fark nedir diye sormuş Aylin.
Bir değinebilir miyiz hocam oraya da? Tabii ki. Öğrenciler bunu çok kafa karıştırıcı buluyorlar. Çok haklılar. YÖK'ün belirlediği bazı kriterler var. Akademik kadrodaki öğretim üyesi sayısıyla alakalı aslında. Yoksa herhangi bir eksiklik ya da bir sene kaybı ya da bir derece farkı yok. 4 senelik bir okuluz. Lisans diplomasıyla mezun ediyoruz. Simülasyon laboratuvarı birçok fakültede de yok arkadaşlar. Rica ediyorum iyi araştırın okulun donanımlarını. Şu an 9 öğretim üyesi ve 8 tane öğretim elemanına sahibiz. Akademik olarak gerçekten alanında uzmanlığını yapmış çok zengin donanımlara sahip hocalarımız var. Dolayısıyla mutlaka akademik kadroyu incelemelerini tavsiye ediyorum. Peki sayın hocam, bitirmeden önce Maltepe Üniversitesi farkı nerede? Hemşirelik bölümünü seçecek olan adaylarımız için nedir bu fark? Bir kere kampüs ortamının farkını üniversitemizi seçerlerse dolu dolu yaşarlar. Anatomi laboratuvarını tıp fakültesinde dersine gidip tıp fakültesinden alırlar. Yabancı dillerin fakültesinin bizden ayrı bir binada olduğunu hatırlatmak isterim. Öğrenci her dersi ilgili birimden alabiliyor. Bunun haricinde ilgili stajlar için kendi hastanemiz başta olmak üzere çeşitli hastaneler geziyor. Öğrencinin özellikle oturduğu semte göre staj yerleştirmelerini yapıyoruz. Yani bunu birçok okul yapmıyor. Bazı okullar öğrencinin eline belgesini verip git kendine staj yeri ayarla gibi söylemlerde bulunuyor. Biz pandemi sürecinde özellikle hatırlatmak istiyorum. Birçok önlemi alan bir okuluz. Uzaktan eğitim konusunda birinci olduk vakıf üniversiteleri arasında. Ve biz Blackboard bilişim sistemini kullanıyoruz uzaktan eğitimde. 2 senedir biz zaten kullanıyorduk. Pandemi sürecinde de çok hazırlıklı yakalandık. Dolayısıyla bu senede YÖK'ün aldığı karar gereği %40 kadar dersleri uzaktan eğitim yoluyla vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla öğrencilerin okula geliş gidişlerinde bir yoğunluk azaltma hedefimiz var. Peki Demet Hocam, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Değerli izleyiciler, Hemşirelik Yüksekokulu'ndan doktor öğretim üyesi Demet Avcı Alpar'ı konuk ettik bu programımızda. Sorular geliyor. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz ilgileriniz için. Bizlere sorularınızı maltepe.edu.tr, Twitter, Facebook ve Instagram adreslerinden yönlendirebilirsiniz. Bunun dışında 533-954-3929 numaralı WhatsApp hattımızdan sorularınızı bizlere yönlendirebilirsiniz. Sizleri kampüsümüze bekliyoruz 14 Ağustos 2020 tarihine kadar. 08-19 saatlerinde bizler burada Marmara Eğitim Köyü Kültür Merkezi'nde sizleri bekliyor olacağız. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.